Ama yeter artık dedi. Hiç olmazsa birkaç gün Eliş'i görmeyeyim bu evde. Bunu kendim için rica ediyorum arka değil. Çağdaş bir genç olarak sen de biraz toplumcusundur kuşkusuz. İnanır mısın dostum? Boş durmayı en çok sevenler sürekli çalışan halktan çıkar gene de. Dinlenmeyi demek istiyorsunuz yanılmıyorsam. Hayır boş durmayı hem de ömürleri boyunca öyle oturup hazırdan yemeyi. Tek emelleri budur. Her ne kadar halktan değilse de sürekli çalışan birini tanımıştım bir zamanlar. Oldukça kafası çalışan, ileri fikirli bir adamdı. Ömrünce belki her gün sonsuz bir istekle, içi titreyerek tam bir avareliği hayal eder dururdu. Sonunda hayalini salt düşünceye, sınırsız bir bağımsızlığa, sonsuz bir düşünce özgürlüğüne, ekmek elden, su gölden, oturup çevreyi seyretmeye kadar götürmüştü. Kendisini parçalayana dek sürdü bu, onarımı olanaksızdı artık, hastanede öldü. Emeğin zevkli bir şey olduğunu, tembel, çalışmayı sevmeyen ama doğuştan erdemli insanların uydurduklarına inanasım geliyor bazen. Son yüzyılın sonlarında ortaya atılan Cenevre ülkülerinden biridir bu. Tatyana Polovna üç gün önce gazeteden bir duyuru kesip almıştı. Bakın yeleğini cebinden buruşmuş bir kağıt parçası çıkardı. Bu klasik dilleri matematiği bilen tavan arasına her yere gitmeye hazır binlerce üniversite öğrencisinden biridir. Dinleyin genç bayan öğretmen çocuklarınızı her okulun giriş sınavlarına hazırlarım. Duyuyor musunuz? Her okula girmelerini sağlayabilecek demektir bu. Aritmetik dersleri veririm. Bir cümlecik ama klasik okulların giriş sınavlarını hazırlıyormuş. Elbette o arada aritmetik dersi de verecek demektir değil mi? Hayır özellikle aritmetiğin üzerinde duruyor. Bu su götürmez bir açlığı yoksulluğun son kertesini göstermektedir. Daha çok şu beceriksizlik dokunuyor insana burada. Öğreteceğini hazırlayacağını iddia eden bayan hiçbir zaman bir öğretici olmaya hazırlamamıştır kendini. Biri şey öğretebilecek durumda da değildir boğulmak üzere olan insan suyun yüzündeki bir çöp parçasında medet umarak elini ona uzatır ya. O da cebindeki son rublesini çıkarıp gazeteye vermiş. Her çeşit okula öğrenci yetiştirebileceğini hele hele bir de aritmetik dersi verebileceğini duyuruyor insanlara. Tatyana Pavlana ah Andrei Petrovich diye haykırdı. Ona yardım etmeliyim. Nerede oturuyor? Adresi yazıyor değil mi? Verslok kağıdı cebine soktu. Adam sende. Daha niceleri var böyle. Bu kese kağıdında armağanlar var. Sana, Liza, size de. Tatyana Pavlovna, Sofia ile ben Tatlı'yı pek sevmeyiz. Sana da çıkar bir şeyler. Delikanlı. Hepsini kendi elimle Yelisev ve Bale'den aldım. Lükerya'nın dediği gibi uzun zaman aç oturduk. Bizim evde hiç kimse hiçbir zaman aç oturmamıştır. Üzüm, bonbon şekeri, düşeş armudu, çilek pastası aldım. Biraz da iyi cins içki. Fındık bile var. Çok gariptir Tatyana Pavlovna. Çocukluğumdan beri fındığa bayılırım. Hem öyle iyisini filan aramam. En kötü cins fındığı getirin. Seve seve yerim. Liza da bana çekmiş. O da sincap gibi kabuklarını çıtır çıtır. Karıp yemesini çok seviyor. Bence Tatyana Pavlovna kişinin çocukluk anıları arasında dolaşırken bir anda kendini bir fındık bahçesinde fındık koparırken görmesinden daha hoş bir şey olamaz. Mevsim güze dönmek üzeredir ama gökyüzü masmavidir. Hafiften bir rüzgar eser. Çalıların arkasına gizlenirsin. Çıt çıkarmadan yürürsün. Yaprak kokar. Bakışlarınızda bir içtenlik görüyorum. Arkadi Makarovic ne dersiniz? Benim çocukluğumun ilk yılları da köyde geçti. Nasıl olur? Moskova'da kalıyordun. Yanılmıyorsam. Tatyana Pavlovna karıştı söze. Oraya geldiğinizde Andronikovların evinde kalıyordu. Daha önce de köyde rahmetli teyzeniz Barbara Steponov'un yanındaydı. Sofia para burada. Al sakla. Birkaç gün içinde beş bin vereceklerini söylediler. Tatyana Pavlovna. Prensler için hiçbir umut kalmadı mı artık? diye sordu. Kalmadı Tatyana. Hep sizin kazanmanızı istemişimdir Andrei Petrovic. Bir aile dostunuzum. Ama öyleyken prenslerle de uzaktan yakından bir tanışıklığım yokken gene acıyorum onlara inanın. Kızmayın lütfen Andrei Petrovic. Kazandığım mülkü kimseyle pay etmek niyetinde değilim Tatyana Pavlovna. Bu konuda ne düşündüğümü biliyorsunuz sanırım Andrei Petrovic. İşin başında mirası yarı yarıya pay etmeyi önerseydiniz onlara. Davadan vazgeçerlerdi. Şimdi çok geç kuşkusuz. Ama gene de bu işte kendimce bir karar verme cesaret edemem. Rahmetli'nin vasiyetnamesinde onları bütünüyle unutmuş olması olacak şey değil gibi geliyor bana. Değil unutmak, yasal işlemleri yetiştirebilseydi, vasiyetnameyi gerektiği gibi yazabilseydi, bütün malını onlara bırakır. Bana zırnı koklatmazdı. Ama şimdi de benim arkamda yasalar var kuşkusuz. Pay etmeyi ne istiyorum ne de bunu yapabilirim Tatyana Pavlovna. O kadar. Verslo son tümcesini öfkeli söylemişti. Oysa öfkelenmemeye genellikle dikkat ederdi. Tatiana Pavlovna sindi. Annem endişeyle önüne bakıyordu. Onun da Tatyana Pavlovna gibi düşündüğünü biliyordu Versilov. Ems'teki tokadın izi var bunda diye geçirdim içimden. Bu adamın eline geçse, Kraft'ın bana verdiği cebimdeki belgenin sonu kötü olurdu kuşkusuz. Bir anda bütün bunların yükünü omuzlarımda hissettim. Bu düşünce üzerimde hiç de iyi etki etmedi. Sinirlerimi bozdu. Arkadi biraz daha iyi giyinmeni isterdim dostum. Üstüm başım pek bakımsız ama bundan sonrası için insaflı. Aynı zamanda zevk sahibi bir Fransız önerebilirim sana. Birden patladım. Bir daha buna benzer önerilerde bulunmayın bana. Niçin? Bunu da beni alçaltacak, düşürecek bir yan görüyorum da ondan. Birbirimizi hiç anlayamıyoruz. Çünkü birkaç güne kadar, belki de yarın, orada bir görevimin olmadığını gördüğüm için prensin evindeki işimden ayrılacağım. Ama oraya gitmen, onunla oturman da bir görevdir. Böyle bir düşünce hakarettir bana. Anlayamıyorum. Öylesine kibirliysen para alma. Ama gene git. Çok üzersin onu. Sana bağlandı inan ama gene de sen bilirsin. Bunu pek istemiyor gibiydi. Para alma diyorsunuz ama sayenizde bir adilik yaptım bugün. Beni uyarmadığınız için bir aylık ücretimi istedim. Bak hele neler becermiş. Ne yalan söyleyeyim isteyebileceğini aklımın ucundan geçirmiyordum. Amma da göz açık şimdiki gençler. Bu devirde küçükler küçüklüklerini bilmiyorlar Tatyana Pavlova. Çok kızmıştı. Ben de ondan aşağı kalmıyordum. Sizden ayrılmam gerekiyordu. Siz zorladınız beni buna. Şimdi de ne yapacağımı bilemiyorum. Sırası gelmişken arka diye 60 rublesini ver Sofi. Borcumuzu ödemekteki bu aceleciliği mi? Bağışla dostum. Yüzünden bir şeyler düşündüğünü, planların olduğunu, bunlar için de parayı gereksinim olduğunu anlıyorum. Bir sermayen buna benzer bir şeyin olsun istiyorsun.'' Gözlerim şimşek şimşek anneme baktım. Yüzümün ne anlattığını bilmiyorum ama annemin bu paradan size söz ettiğini sanmıyorum dedim. Çünkü bunu yapmamasını özellikle istemiştim ondan. Sözcüklerle anlatamayacak ölçüde gücenmiştim. Arkadaşa yavrum bağışla beni yalvarırım. Söylememek elimde değildi. Versilo bana döndü. Dostum senin sırlarını bana açtı sanma. Üstelik iyi bir niyetle de yaptı bunu bir anne olarak oğlunun yüce duygularıyla ölmek istedi o kadar. Ama şuna inan kimse söylemeseydi gene anlardım paran olduğunu. Gizli her şeyin yazılıdır dürüst yüzünde. Onun bir ülküsü var Tatiana Pavlovna. Söylemiştim size. Ben gene bağırıyordum. Bırakın şimdi beni dürüst yüzümü. Bazı durumlarda burnunuzun dibini görmüyorsunuz bile. Çoğunlukla herkesin içini de okuduğunuzu biliyorum.'' Bu karşınızdakinin düşüncelerini anlama yeteneğiniz şaşırtmıştır beni hep. Evet, ne gizleyeceğim? Bir ülküm var. Siz bir rastlantı ile söylediniz böyle kuşkusuz ama itiraf etmekten korkmuyorum. Evet, bir ülküm var. Korkmuyorum da utanmıyorum da bundan. Özellikle utanma. Ama hiçbir zaman açmam onu size? Yani açacak kadar değer vermiyorum demek istiyorsun. Olmaz dostum, olmaz. Senin ülkünün ne olduğunu biliyorum ben. Ozan'ın dediği gibi ıssız bir çöle çekileceğim. Böyle bir düşünceden başka bir şey olamaz onun ülküsü. Tatyana Pavlovna, bence Rothschild ya da buna benzer bir şey olup ululuğunun içine dalarak insanlardan uzaklaşmayı istiyor. Sanırım sizinle bana cömertçe birer emekli aylığı bile bağlar. Ama bana bağlamaz belki. Öyle olsa bile yalnızca bizler görebiliriz onu. Tıpkı yeni ay gibi bir görünüyor bir kaybolur. İçim titredi. Kuşkusuz birer rastlantıydı bu söyledikleri. Bir şey bilmiyordu. Gerçi Rothschild'ın adını ve etmişti ya. Söyledikleri bambaşka şeylerdi. Ama duygularımı, onlarla olan tüm ilişkilerimi kesip uzaklaşacağımı nasıl olmuştu da bu denli doğru bilebilmişti. Her şeyi sezinlemiş. O her zamanki alaycılığı gerçeğin çıplaklığına, acılığına tuz biber ekmek istiyordu. Çok kızgın olduğunda kuşkum yoktu. Pis pis gülümsedim. Bütün bunları bir anda şakaya boğmak isteğiyle "Anneciğim" dedim. "Öfkelenmemi bağışlayın. Zaten isteseydik de Andre Petrovich'ten gizleyemezdik bunu." En çok gülmene sevindim dostum. Kişi oğlunun gülmekle dış görünüşünü neler kazandığını tahmin etmek güçtür. Çok ciddi konuşuyorum. Hep böyleydi dış görünüşü Tatyana Pavlovna. Sanki önemli şeylerle doludur kafası da bu durum utandırıyordur onu. Biraz alçak gönüllü olunuz Andrei Petrovic. Haklısın dostum ama bir daha bu konuya dokunmamak için her şeyi söylemeliyim. Moskova'dan buraya bir an önce bize baş kaldırmak amacıyla geldin. Görüyorsun ya geliş nedenini biliyoruz. Bir şeyini bizi şaşırtmak amacından ise söz etmiyorum. İşte bunun için bir aydır fıslayıp duruyorsun.'' ama öyle gözüküyor ki aklı başında kafası çalışan bir insansın. Bu yüzden fıslamanı hiçliğinin öcünü insanlardan alabilmesi için elinde hiçbir olanağı kalmamış kimselere yönelttin. Hep içine kapanıksın. Oysa dürüst dış görünüşün, al al yanakların, insanların gözlerinin içine sonsuz bir güvenle bakabileceğini kanıtlıyorlar. Pek kuşkucudur bizim delikanlı Tatiana Plavna. Günümüzün gençleri neden böyle oluyor bilmem. Nerede büyüdüğümü bile bilmedikten sonra gençlerin için kuşkucu olduklarını bilmemeniz olağandır. Şimdi anlaşıldı işte. Nerede büyüdüğünü unutmam dokundu sana demek. Hiç de değil. Bu çeşit aptallıkları yakıştırmayın bana. Anne biraz önce güldüm diye övmüştü beni Andrei Petrovich. Gelin hep birlikte gülelim. Niçin somurtuyorsunuz böyle? İsterseniz başımdan geçen birkaç ilginç olayı anlatayım size. Nasıl olsa Andrei Petrovic yaşantım üzerine hiçbir şey bilmiyor. Belki hoşuna gider. Kanım kaynıyordu. Bundan böyle şimdiki gibi bir daha bir arada oturmayacağımızı. Bu evden bir kez çıktıktan sonra buraya bir daha ayak basmayacağımı biliyor. Bu yüzden sabırlı olamıyordum. Böyle bir bitişe kendisi buyur etmişti beni. Keskin bakışlarını gözlerimin içine dikti. Anlatacakların gerçekten bizi güldürecekse iyi edersin elbette dedi. O büyüdüğün yerde biraz kabalaşmışsın dostum ama hala yeterince kibarsın. Bugün kibarlığı üzerinde Tatyana Pavlovna. Kağıdı sonunda açmakla iyi ettiniz. Ama Tatyana Pavlovna surat asıyordu. Versilov'a bakmadı bile. Kağıttakileri masanın üzerindeki tabakları boşaltmayı sürdürdü. Durumu kötüye gittiğini sezinleyen annem şaşkın oturduğu yerde kala kalmıştı. Kız kardeşim bir daha dürttü beni dirseğiyle, utanmaz bir tavırla. Bir babanın sevgili oğluyla ilk kez karşılaşmasını anlatmak istiyorum size diye başladım. Bu sözünü ettiğim olay o büyüdüğüm yerde geçmiştir. Bu biraz sıkıcı olmayacak mı dersin dostum? Bilirsin. Bütün türler. Hemen kaşlarınızı çatmayınız. Andre Petrovich. Beklediğiniz şeyleri anlatmayacağım. Herkesin gülmesini istiyorum çünkü. Dalgın gelişi güzel. Tanrı duyacaktır anlattıklarını yavrum dedi. Bizleri sevdiğini bilirim. Akşamımızı zehir etmek istemezsin. Sizi sevdiğimi de yüzümden anladınız sanırım. Biraz. Ben de Tatyana Pavlova'nın beni sevdiğini yüzünden anlayalı çok oluyor. Böyle yabani yabani bakmayınız bana Tatyana Pavlova'na. Gülümseyin biraz gülmek yarar insana. Birden bana döndü Verslo. Yarım dakika kadar dik dik baktı. Gözlerimin içine gözdağı verir gibi salladı parmağını. Bana bak. Bu tehdit çok ciddiydi. Benim aptalca şakam için yapılmış olamazdı. Gene başlamak mı istiyorsun? der gibi bir ses tonu vardı. İlk karşılaşmamızı unuttunuz mu yoksa Andre Petroviç? Vallahi unuttum dostum. Çok da üzgünüm bunun için. İlk kez bir yerde çok zaman önce karşılaştığımız aklımda ya. Anne, 6-7 yaşına kadar kaldığımı sandığım köye geldiğinizi, daha önemlisi o köyde hiç bulunup bulunmadığınızı anımsıyor musunuz? Yoksa bana mı sizi orada ilk kez gördüğüm gibi geliyor? Bunu size sormayı çoktandır istiyordum ama hep erteliyordum. Şimdi sırası geldi.'' ''Nasıl olur arkadaşcığım, nasıl olur. Üç kez geldim oraya. Barbara Stepanova'nın yanına kalıyordum. Birinci gelişimde daha bir yaşındaydın. Son gelişimde ise altıyı yeni bitirmiştin. Anıların birden içine dolması yüzünü kızartmıştı annemin. Duygulu. ''O zamandan anımsıyorsun beni demek arkadaşcığım ha?'' dedi. ''Bir şey anımsadığım bildiğim yok ama yüreğimden bir an bile çıkmayan bir şey kaldı yüzünüzden belliyimde.'' Bir de annem olduğunuz bilinci. O köyü bir düş gibi anımsıyorum. Dadımı bile unuttum. Barba Stepona'yı birazcık anımsıyorum. O da dişi ağrıdığından hep çenesi bağlı gezdiği için. Evin çevresindeki kocaman ahlamur ağaçlarını, açık pencerelerden içeri dolan göz kamaştırıcı güneş ışınlarını, çiçeklerle bezenmiş kamayriyeyi, bahçedeki patikayı da anımsıyorum ama siz yalnızca bir anlık hayalinizle açık seçik kaldınız belleğimde. Bir gün köy kilisesinde kusuyordunuz beni. Sıcak bir yaz günüydü. Bir güvercin kubbenin bir yanındaki pencereden kalkmış, tam karşısındaki pencereye uçmuştu. Annem ellerini çırptı. Tanrım, her şey tam anlattığın gibi olmuştu. Güvercini bile anımsıyorum. Tam kutsal kaseye öpeceğim anda sıçramış. Güvercin, güvercin diye bağırmaya başlamıştın. Yüzünüz ya da yüzünüzün bir şeyi galiba anlatımı öylesine yer etmişti belleğimdi ki aradan 5 yıl geçtikten sonra Moskova'da gördüğümde annem olduğunuzu kimse söylemeden hemen anlamıştım. Andri Petrovich'le ile ilk karşılaştığım gün ise 5 yıl huzur içinde yaşadığım Adronikovaların evinden çıkarıp aldılar beni. Onların devlet malı evini en küçük tahtasına dek anımsarım. Şimdi artık yaşlanmış o kadın. Kız sürüsü de. Evdeki kalabalık da. Adrenikov da bellemlidir hep. Her akşam evdeki kuş, balık, domuz, yavrusu yiyecekleri dolu paketlerle gelir. Sofrada burnu pek büyük karısının yerine kaselerimize kendi çorba koyar. Buna başta o olmak üzere hepimiz gülerdik. Kızlar Fransızca öğretmeye uğraşıyorlardı bana. Ama ben en çok Kralov'un şiir masallarını seviyordum birçoğunu ezbere biliyor. Boş olup olmadığına bakmadan her gün Andrelkov'un küçük odasına dalıyor. Birini ezbere okuyordum ona. Sizinle de tanışmamıza bir masal nedeni olmuştu işte. Sanırım yavaş yavaş anımsar gibi oluyorsunuz. Evet yavrum bir şeyler geliyor aklıma. Bir şey anlatmıştın bana yanılmıyorsam. Şiir masal mıydı? Akıldan bela mıydı? Neydi? Amma da güçlü belleğim var. Nasıl anımsıyorsun bütün bunları? Bellek mi dediniz? Hiç ilgisi yok. Bugüne dek yalnız bunu düşündüm durdum. Güzel yavrum güzel. Çok iyi hoşuma gidiyor bu. Gülümsemeye bile başlamıştı. Hemen arkasından annemle kız kardeşim de gülümsedi. Kendilerine güvenleri geri gelmişti ama pakettekileri tabakları boşaltan Tatiana Pavlona gene köşedeki koltuğuna oturmuş. Kötü kötü yüzüme bakmaya başlamıştı. Şöyle olmuştu diye ekledim. Çocukluktan beri dostum, arkadaşım, yaşantımı hep kara batak gibi hiç beklenmedik anlarda karışan Tatyana Pavlova'na çıka gelmişti gene. Bir kupa arabasına koyup son derece zengin, parlak bir konağa götürmüştü beni. Panoritova'nın bir zamanlar sizden satın aldığı boş evinde kalıyordunuz Andre Petroviç. O sıralarda kendisi Avrupa'daydı çünkü. O güne dek hep kısa ceket giyerdim. Birden çok hoş, açık mavi bir redingot, pahalı çamaşırlar giydirmişlerdi bana. Tatyana Pavlovna sabahtan akşama kadar çevremde dolaşıp durmuş. Bütün eksiklerimi fazlasıyla almıştı. Boş odalarda bir başıma dolaşıyor. Her önüme gelen aynada kendimi seyrediyordum. İşte Ertesi günde odalarda böyle başıboş başı dolaşırken farkında olmadan sizin odanızda buluvermişim kendimi. Beni oraya getirdikleri günde görmüştüm sizi. Kapıda bekleyen kupa arabanıza binmek için alt kata iniyordunuz. Uzun bir ayrılıktan sonra kısa bir süre kalmak için gelmiştiniz Moskova'ya. Her yerde kapışıyorlardı sizi. Hemen hiç kalmıyordunuz evde. Tatyana Pavlanova ile beni görünce yalnız bir aa dediniz. Durmadınız bile. Verslöv Tatyana Pavlovna'ya döndü. Çok içten de anlatıyor dedi. Öteki hırsla başını çevirdi. Karşılık bile vermedi. O zamanki parlaklığınızla, yakışıklılığınızla hala gözümün önündesiniz. Açık konuşacağım için bağışlayın. Aradan geçen on yıl pek çökertti, bozdu sizi. Oysa o zaman da öyle pek genç sayılmazdınız. 37 yaşındaydınız ama baka kalmıştım size. Ne göz alıcı saçlarınız vardı. Tek bir kır düşmemişti daha saçlarınıza. Pırıl pırıl. Neredeyse kuzguni siyahtılar. Bıyık ve favorileriniz kuyumcu elinden çıkmış gibiydi. Bunu başka türlü anlatamadığım için böyle söylüyorum. Yüzünüz. Biraz önce görmek onuruna eriştiğim kızınız. Anna Andrelokanaki gibi hastalıklı beyaz değil. Mat beyazdı. Hele güldüğünüzde ateş ateş yanan zeytin gözleriniz, bembeyaz dişleriniz, Odanıza girdiğimde yüzüme bırakarak gülümsediniz. Bir şey fark edecek durumda değildim. Gülümsemeniz içime mutluluk, neşe doldurdu yalnızca. Yüreğimi hoplattı. O sabah koyu mavi, kadife bir ceket, alon sandentelalı, pek hoş bir gömlek giyiyordunuz. Boynunuzda solferino renkli el dokuması bir boyun atkısı vardı. Elinizde bir defter, aynanın karşısında ayakta duruyor. Cheskin'in son monoloğuna daha doğrusu son bağırışına çalışıyordunuz. Arabamı arabama getirin. Ah tanrım diye haykırdı Versilo. Doğru söylüyor. Moskova'da kısa bir süre kalacağım bakmadan Jileikon'un hastalanması üzerine Aleksandra Petrovna Vitova'nın evinde düzenlenen aile temsillerinde Çatski'yi oynuyordum. Tatyana Pavlona gülümsedi. Unutmuş muydunuz yoksa? Arkadiy Hanım sattı. Doğrusunu söyleyeyim. Moskova'da geçirdiğim o birkaç gün yaşamın en tatlı anları olmuştur. Ne de olsa gel sayılırdık. Ve öyle bir heyecanlıydık. Hiç ummadığım öylesine çok şeyle karşılaşmıştım ki Moskova'da. Ama sen anlat gene yavrum. Her şeyi böyle inceden inceye anımsattığını öyle iyi ettin ki. Durup bir an seyrettim sizi. Ah ne güzel. Gerçek bir çat diye haykırdım. Birden dönüp Chatsky'yi biliyor musun yoksa diye sordunuz. Kanepeye oturdunuz. Keyifli keyifli kahvenizi içmeye koyuldunuz. O anda öylesine cana yakındınız ki elimde olsa koşar yanaklarınızdan öperdim. Adre Kulnavlar'da herkesin çok okuduğunu, kızların sürüyle şiir ezbere bildiklerini söyledim. Akıldan beladan bazı sahneleri evde kendi aramızda oynadığımızı, daha geçen hafta akşamları bir odaya toplanıp yüksek sesle avcının notlarını okuduğumuzu, benimsenen çok Krilov'un fabüllerini sevdiğimi, çoğunu ezbere bildiğimi büyük bir heyecanla uzun uzun anlattım. Size ezbere bir şey okumamı buyurdunuz. Titiz nişanlı kızı okudum. Nişanlı kız kocası olacak erkeği düşünüyordu. Versilov gene yüksek sesle. Evet evet dedi. Hepsini anımsadım şimdi. Ama doğrusunu söyleyeyim dostum çok iyi anımsıyorsun. Tatlı bir çocuktun o zaman. Gözlerin fıldır fıldırdı. Bu dokuz yılda sen de çok şeyle yitirmişsin doğrusu. Bu sözler üzerine odadaki herkes gülümsedi. Andrei Petrovic'in şaka yaptı. Yaşlandığını acı bir dille söylememe aynı silahlarla karşılık verdiği açıktı. Hepimiz neşelenmiştik. ''Gerçekten de yerinde. Güzel bir şakaydı bu. Ben okurken gülümsüyordunuz ama daha yarısına gelmemiştim ki durdurdunuz beni. Çıngırağın ipine sarıldınız. Gelen uşağa Tatyana Pavlona'yı çağırmasını söylediniz. Tatyana Pavlona koşarak geldi. Yüzü öylesine güleşti ki daha bir gün önce kendisini görmeme karşın az daha tanıyamayacaktım onu.'' Tatiana Pavlova'nın yanında yeni baştan başladım. Nişanlı kızın öyküsünü okumaya. Büyük bir başarıyla da bitirdim. Tatiana Pavlova bile gülümsedi. Sizse Andre Petrovic bravo diye bağırdınız. Heyecanlı heyecanlı. Ağustos böceğiyle karınca yoksaydım bunu şaşılacak bir şey olmayacağını söylediniz. Benim yaşımda akıllı uslu çocuklar akıllı uslu şeyler okurlarmış. Oysa Nişanlı kız kocası olacak erkeği düşünüyordu. Bunun kötülük neresinde? Şiirini okumak pek şaşırtıcı bir şeymiş. Bakın nasıl diyor. Bunun kötülük neresinde? Diye. Kız acısı. Heyecanlanmıştınız Tatyana Pavlanova'ya. Fransızca bir şeyler söylediniz. Birden kaşlarını çattı Tatiana Pavlanova'na. İtiraz etti. Taştırmaya başladınız. Ama bir şeyin şöyle ya da böyle olmasını istedi mi Andrei Petrovic'e itiraz edilmez. Tatyana Pavlovna da kolumdan tuttuğu gibi acele odasına götürdü beni. Yüzüm ellerimi yeniden güzelce sabunladılar. Çamaşırlarımı değiştirdiler. Saçlarımı özenle taradılar. Sonra akşama doğru Tatyana Pavlovna kendisi de oldukça şık giyindi kuşandı ki bu kadarını hiç beklemiyordum kupa arabasına bindi. Beni de yanına oturttu. Yola düzüldük. Gördüğüm ilk tiyatro olan Madame Vivato'nun evindeki aile temsiline gidiyorduk. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Mumlar, avizeler, kadınlar, subaylar, generaller, genç kızlar, perde sıra sıra sandalyeler. Tatiana Pavlovna arka sırada alçak gönüllü bir yere çöküp beni de yanına oturttu. Benim gibi başka çocuklar da olmalıydı orada. Ama benim bir şeye baktığım yoktu. Yüreğim çarparak temsinin başlamasını bekliyordum. Sahneye çıktığınızda Andre Petrovich heyecandan gözlerimden şıpır şıpır yaşlar akıyordu. O anda niçin öyle olduğumu bilmiyorum anlayamıyordum. Niçin heyecanlanmış ağlamıştım. Son 9 yıldır aklıma geldikçe beni şaşırtan soru budur işte. Komediyi sonsuz bir heyecanla izliyordum. Kuşkusuz kadının erkeğe ihanet ettiğini, bir takım beş para etmez salak insanların onunla alay ettiklerini anlayabildim yalnızca. Balada konuşurken bir şeyin çok gücüne gittiğini, ağır bir hakarete uğradığını, bütün bu zavallı insanları suçladığını ama onun herkesten büyük, çok büyük olduğunu fısıldamıştı kulağıma gizli bir ses. Andra evinde yetiştirilmemin bunun anlamama çok yardım olmuştu kuşkusuz ama asıl olan sizin oyununuzdu. Andrei Petrovich. Sahneye ilk kez görüyordum. Bitişte ki arabamı arabamı getirin diye bağırdığında bir anda patlayan alkış sesiyle herkes gibi ben de yerimden fırlamış. Avuç içlerimin acımasını aldırış etmeden var gücümle alkışlıyor. Sesim çıktığınca bravo bravo diye bağırıyordum. Tam o anda arkadan kaba etime toplu iğne gibi saplanan Tatyana Pavlova'nın çimciğini çok iyi anımsıyorum şu anda. Ama ona da aldırış etmemiştim. Sanıyorum akıldan belanı temsilinde hemen sonra alıp eve götürdü beni Tatyana. Araba da eve gidene dek yılan gibi fısladı durdu. Deliler gibi tepinesin diye getirdik seni buralara? Senin yüzünden ben de oldum eğlenceden. Bütün gece düş gördüm. Sayıkladım sabah saat 10'da çalışma odanızın önündeydim. ama kapı kapalıydı. Yanınızda tanımadığım birkaç kişi vardı. Bir şeyler yapıyordunuz. Sonra acele kalktınız. Birlikte arabaya binip gittiniz. Akşama dek dönmediniz. Gece geç geldiniz. Böylelikle o gün göremedim sizi. Size ne söylemek istediğim şimdi aklımda değil kuşkusuz. Belki o zaman da bilmiyordum ne söyleyeceğimi. Ama sizi bir an önce görebilmek için içim içimi yiyordu. Ertesi sabah 8'de Serpovo gittiniz. Borçlarınızı ödeyebilmek için. Tuzdaki çiftliğinizi yeni satmıştınız. Biraz para geçmişti elinize. Alacaklarınızdan korktuğunuz için uzun süredir boy gösteremediğiniz Moskova'ya da bunun için. Elinize kalan parayı bir an önce tüketmek için gelmişsiniz zaten. Ama bütün alacaklar içinde yalnız Serpihoğlu o kaba adam alacağını tümü yerine yarısını almaya bir türlü razı olmuyordu. Tatyana Pavlovna sorularıma yanıt bile vermiyordu. Burnunu her şeye sokma. Yarın pansiyona döneceksin. Hazırlan. Kitapların defterlerini al. Düzene koy valizini yerleştir. Hanım evladı gibi büyüme. Anladın mı bayım? O evde kaldığım üç gün hiç durmadan böyle bağırıp durdunuz kulağımın dibinde. Tatyana Pavlovna. Beni size tutulmaktan başka hiçbir günü olmayan beni alıp tuşarın yanına götürmeleriyle her şey bitti. Andrei Petrovich bu ilk karşılaşmamız başkalarınca aptalca olsun isterse. Ama inanır mısınız aradan altı ay geçmişti. Hala tuşarın pansiyonundan kaçıp size gelmek istiyordum. Arkası yağar.